çizime başlama serüvenim ilkokulda başladı. Öğretmenimin teşvikiyle aslında o zamanlar çizim yapıyordum. Yani belli bir kademede de ilerlemiştim. Ama daha sonra ilgim azalması veya da ailemin yönlendirilmemesinden dolayı orada bırakmak zorunda kaldım. Daha sonradan lise son sınıfta üniversite sınavına hazırlık sürecinde başladım. Hani kafamı dağıtmak mahiyetinde çizimlere başladım. Abimin bir ayakkabısı vardı eski. Dedim acaba bunu modifiye edebilir miyim? Bir özelleştirme, kişiselleştirme yapabilir miyim? Boya yaparak işte farklı bir şey yapabilir miyim diye düşünürken olur olmazdı derken ofise gidip arkadaşımla görüştük. Bizim arkadaşın babası bize belli para verdi. Bununla biz ayakkabı aldık. Bu ayakkabıları da boyayıp ilk başta arkadaşlarımıza sattık. Birine iki tane verdik, birine bir tane verdik. Derken böyle böyle birikim yapmaya başladık. Sonradan baktık ki insanların gerçekten ilgisi boyaya değil de ayakkabı tasarımındaydı. Biz de bu sayede ayakkabı tasarımına yönelmeye başladık. Bunları boyadıktan sonra sosyal medyalara yüklemeye başladık. Oradan ilgi gelerek böyle böyle başlamış olduk. Ticaret yapmak için başladığımız bu yolda ayakkabı boyası satmak yoluna girmişken artık ayakkabı tasarımı yapmaya başladık. Artık her bir ayakkabımız sanat değeri taşımaya başladı. Çünkü hepsi için saatlerimizi vererek boyamaya çalışıyorduk. Bazı model için 2 saat, bazı model için 3 saat, 5 saat boyadığımız oldu. Alan insanlar da bunu özel bir ayakkabı olarak alıyorlar. Sokakta giymek için değil de özel günde giymek için, özel insanlara karşı giymek için alıyorlar. Çünkü gerçekten büyük bir emek var ve bu emeği de heba etmek istemiyorlar. Birçok sipariş aldıktan sonra kendimizi geliştirmek için kendi ayakkabımızı üretmeye karar verdik. Kendi ayakkabımızı fabrikalarda ürettirip bunlar üzerine özel tasarımlar yapmaya başladık. Bu süreç zarfında tabii ki de kendi ayakkabılarını göndermek isteyenler oldu. Pahalı modeller göndermek isteyenler oldu. Bu modelleri alıp güzel bir işçilikle boyayarak, saatlerimizi vererek onlara teslim ettiğimiz oldu. %90 oranında çok olumlu dönüşler aldık. Çünkü alan insan bir sanat gördüğü için mutlu oluyor. Ve yani ülkemizde de sanata değer verildiğini düşünüyorum. Bu ayakkabıya da değer veriyorlar bu yüzden. Yaptığımız ayakkabılara, yani özel tasarımlı ayakkabılara ilgi arttıkça siparişler çoğalıyor. Bir kişiye düşen yük daha fazla artıyor. Bir günde 5 tane ayakkabı boyamamız da gerekiyor. Bundan ötürü yeni sanatçılar, yeni tasarımcılar arıyoruz. Kendimizi geliştirdikçe sipariş artıyor. Bu oranda da yeni kişilerin bize katılmasını bekliyoruz.